Esselamu Aleyküm sayın seyirciler, Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Muhammed Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Çin 7,5 milyon insanı daha kampa almayı planlıyor. Çin rejimi kısa süre önce Doğu Türkistan'daki sözde mesleki eğitim merkezleri dedikleri toplama kampı için yeni eylem planı yayımladı ve ilgili veriler Çin'in 14. 5 yıllık plan kapsamında önümüzdeki 5 yıl içinde Doğu Türkistan'da 7,5 milyon kişinin daha kampa alınması yönünde planlar içeriyor. Çin propaganda ajansı Tanrıdağ Ağı'nın 26 Nisan 2022 tarihli haberine göre merkezi yönetimin planları geçmiş 13. 5 yıllık planı sırasında Doğu Türkistan'da sözde mesleki eğitim çalışmaları adı altında inşa edilen toplama kamplarında 7 milyonu aşkın insanın dönüşümlü olarak alıkonulduğunu doğruluyor. Çin'in 14. 5 yıllık planına göre Doğu Türkistan'da 2021'den 2025 yılına kadar çeşitli sözde mesleki beceri merkezlerinde 7,5 milyon kişiye eğitim ve talim verileceği ve devlet himayesinde sözde istihdam yalanıyla yoksulluktan kurtarma bahanesiyle köle işçi olmaya zorlama politikaları Uygurlara sunulan fırsat olarak değerlendiriliyor. Oysa 2017 ile 2018 yılları arasında Doğu Türkistan'daki Nazivari ceza kamplarının uluslararası toplumda ifşa olması ve Çin'e yönelik baskı neticesinde başlangıçta toplama kamplarının varlığını inkar eden Çin rejimi, daha sonra mesleki eğitim merkezleri adını kullanarak bu tesislerin birer okul olduğunu iddia ederek suçlarını örtbas etmeye çalıştı ve bundan sonraki süreçte 7,5 milyon kişiyi aynı bahaneyle hapsedeceği anlaşılıyor. Çin'in rezil planlarında ayrıca sözde mesleki eğitim sisteminin daha da iyileştirileceği, bölge genelinde her vilayet, il, ilçe, köy ve mahalle bırakmadan 5 seviyeli mesleki eğitim sisteminin uygulanacağı ve hükümet, okul ve işletme işbirliğinin güçlendirileceği vurgulanıyor. İşgalci Çin, son yıllarda Doğu Türkistan halkını sistematik bir şekilde keyfi tutuklamayla toplama kamplarına veya hapishanelere hapsetmenin yanı sıra Çin'e bağlı işletmelere mahkumları ihale vererek sözde fazla iş gücü yalanıyla Uygurları Çin illerine köle işçi olarak göndermeye devam ediyor. Ancak Çinli komünistler uluslararası toplumun suçlarını sürekli olarak yalanlarken yoğun bilgi ablukasına rağmen sızan bu tarz belgeler Çin'in sistematik soykırım uyguladığını doğruluyor. Dini Özgürlük Komisyonu Çinli yetkililerin cezalandırılmasını istedi. ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu 25 Nisan 2022 tarihli raporunu yayınlayarak ABD hükümetini Çin'e dikkat edilmesi gereken öncelikli ülkeler listesine dahil etmeye çağırdı. ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Komitesi tarafından yayınlanan rapor, 2021'de dünyadaki din özgürlüğünün durumunu ele alıyor ve ABD hükümetine Çin dahil 15 ülkeyi sistematik, devamlı ve ciddi dini kısıtlamalar uygulayan devlet olarak tanımlamaya çağırıyor. Raporda ayrıca ABD'ye din özgürlüğünü ihlal eden Çinli yetkililere yönelik yaptırımlarını arttırması ve Çin'i uluslararası düzeyde sorumlu tutmak için benzer görüşlere sahip ülkelerle işbirliği içerisinde çalışması çağrısında bulunuluyor. Rapora göre Çin rejiminin dini Çinileştirme politikası izlemeye devam etmesi, Uygurlar başta diğer etnik gruptan Müslümanları çeşitli dini gerekçelerle keyfi tutuklayıp toplama kamplarında ve hapishanelerde hapsetmesi, Çin'e boyun eğen dini grupları ve dini şahsiyetleri Çin Komünist Partisi'nin yönetimini, ideolojisini desteklemeye, benimsemeye, propagandasını yapmaya zorlaması Çin'deki din özgürlüğünün kötü durumda olduğunu gösteriyor. ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu Başkan Yardımcısı Uygur asıllı Sayın Nuri Türkel, Çin'deki din özgürlüğü sorununun diğer ülkelere göre daha ciddi durumda olduğunu, bunun nedeni Xi Jinping ve Çin Komünist Partisi'nin dini veya Müslümanları tehditlere ya da siyasi kargaşaya yol açabilecek faktörlerden biri olarak gördüğünü,
dini zehirli madde, bulaşıcı hastalık ve tedavi edilmesi gerekli olarak tanımladığını, bu yüzden toplama kamplarını inşa ettiğini dile getirdi. Bilgilere göre talep onaylanırsa, ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu raporunun açıklandığı 1999'dan bu yana Çin'in ard arda 23 yıldır listede yer alan ülke olarak tarihe geçecek. Çin, Doğu Türkistan'da İslam karşıtı terör politikaları uygulamaya başladığından bu yana 16 bine yakın cami yıkıldı veya haritadan silindi. Kültür yıkımından sağ kalan camilerin bazıları bar, turizm cazibe merkezi, iş yerleri ve atölye, hatta tuvalete dönüştürülmüş, Çinlilerin kullanımına sunulmuş vaziyette. Ayrıca tüm dini faaliyetler tamamen yasaklandığı gibi insanlar İslam'dan vazgeçmeye zorlanıyor. İşkence kamplarında Muhammed Salih Damolla gibi tanınan binlerce dini ulema şehit edildi ve sırf dini vecibelerini yerine getiren milyonlarca Müslüman hala işkence görüyor. Uygurları savunan Çinli tutuklandı. Birleşmiş Milletler Uzmanlar Grubu, Çin rejiminin Çinli insan hakları aktivisti Zhang Boqing'in haksız yere tutuklandığını tespit ettiğini ve geçmişte Çin'i eleştirmesi tutuklanmasının nedenlerinden biri olduğunu açıkladı. Amerika'nın Sesi Vivo'ya göre İsviçre merkezli insan hakları izleme örgütü, Birleşmiş Milletler Gözlemevi ve ABD merkezli Sivil Haklar Komisyonu ortaklaşa Birleşmiş Milletler Keyfi Tutuklama Meselesi Hizmet Grubu'na Çin rejiminin Çinli aktivist Zhang Boqing'i keyfi olarak tutukladığı iddiasıyla şikayette bulunduğunu bildirdi. Birleşmiş Milletler Gözlemevi tarafından 25 Nisan 2022 tarihinde yapılan açıklamaya göre Birleşmiş Milletler Keyfi Tutuklama Meselesi Hizmet Grubu'nun konuya ilişkin kararı geçtiğimiz yıl açıklanmış olup, Avustralya, Litvanya, Ekvador, Zambiya ve Malezya'da dahil olmak üzere 5 ülkeden uzmanların oluşturduğu yargı ekibi, Çin Komünist Rejim'in Yeni Vatandaş Hareketi üyesi Zhang Boqing adlı Çinli'nin Doğu Türkistan'daki masum halka sözde terörizm ve aşırılıkçı yaftasıyla zulmedilmesine karşı çıktığı ve mazlum Uygurları savunduğu için terörizm ve aşırıcılık yayma suçlamasıyla tutuklandığını tespit ettiğini duyurdu. Bilgilere göre Zhang Boqing'in 2013 yılında halka açık yerlerde broşür dağıtarak Çinli yetkililerin mal varlığını beyan etmesini talep ettiği için sözde kamu düzenini bozmak suçlamasıyla 2 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ve buna ek olarak Çin'i Doğu Türkistan'daki Uygurlar başta diğer etnik gruplara ayrımcı muamele ve sistematik soykırım uygulamasını şiddetle eleştirdiği için ve de insanların temel yaşam haklarının korunması gerektiğini savunduğu için 2019'da 3,5 yıl daha hapis cezasına çarptırıldığı ifade ediliyor. Gözlemciler Çin'deki hak hukukun uluslararası standartlara göre işlemediğini, tüm özgürlüklerin hemen hepsinin yasak olduğunu, nitekim 1.400 milyar Çinli arasında komünist rejimin insanlara zulmetmesine karşı gelen bir tek Çinliyi bile ortalıktan kaybettirdiğini kaydetti. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.